Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Sağ olun. Teşekkür ederim. Köleyim. Hangisi lan? Beyler, ona göre bir şey yok. Senin mikrofonu alsana. Bir saniye, girmeyin beyler. Rezmi. Abi. Sayın Başkan, hoş geldin. Nasılsınız efendim? Geldi herhalde. Evet, iyi akşamlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun iftar davetine icabet ettik. Kendisine bu nazik daveti sebebiyle teşekkür ederim. Ayrıca dün bir helikopterimiz düştü biliyorsunuz. 13 şehidimiz var. Aynı zamanda 3 şehidimiz de ayrıca vardı. 16 şehidimiz var. Hepsine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Milletimize ve kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum. Yarın bir şehidimiz Çatalca'da toprağa verilecek. Oraya katılmak için buradan İstanbul'a döneceğim. Tekrar teşekkür ederim davetiniz için. Efendim, Sayın Bakan ve arkadaşlarıyla güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Lütfettiler, kabul ettiler. Estağfurullah. Ben de Sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi şehitlerimiz var. Türkiye kan ağlıyor. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi ilettik. Medyanın önünde de iletmiş olalım. Teröre karşı bütün siyasal partilerin açık ve net tavır alması gerektiğini defalarca ifade ettim. Terörden çok çektik. Çok canlar yandı. Gazilerimiz var, şehitlerimiz var. İnşallah bu terör biter. Dolayısıyla Türkiye huzura kavuşmuş olur. Değerli basın mensupları, biliyorsunuz bir referandum süreci yaşadık. Bu sürecin sonunda hayırın kazandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Demokrasiye olan ihtiyacımızı hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Düşünce özgürlüğü, düşüncelerimizi açıkça ifade etmek, gazetecilerin hapiste olduğu bir Türkiye'yi kabul etmemek gibi bir düşüncemiz var. Bunu hemen hemen her ortamda, her yerde ifade ettik. Dolayısıyla Sayın Bakan ve arkadaşlarıyla demokrasiyi nasıl güçlendirebiliriz, demokrasi konusunda hangi adımlar atabiliriz diye bir düşünce jimnastiği de yaptık. Kendilerine ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları.